ve rahmetullahi ve berekatuhu. Ehlen bikum eyyuhel müşahidin el kiram fi liqa cedid fi bernamecna el alem el islami. Nastadif el yom inşallah dayif kerim ve muhim cidden dayifna min Afganistan ve huve reis merkez el dirasat el istratejiye fil hariciyet el afganiye Üstaz Veliyullah Şahin. Cezakallahu khayr Üstazi. Ehlen bikum. Tehiyye lekum ve tehiyye lil müşahidin el kiram. Azun تقريبا منذ 10 ايام انتم هنا كوفد في تركيا والحمد لله كان لكم لقاءات واجتماعات مهمه في تركيا مع الاتراك وكذلك عن هناك كان هناك زيارات مهمه مع الاعجم كذلك يعني كيف كانت باختصار هذه الزيارات هل كانت ناجحه برايكم وهل كان لها فائدة بالنسبة إلى başarısı nasıldı? Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla öncelikle bu ziyaretler, bu buluşmalar ki bu hem bizim hem Türkiye halkı arasındaki Türkiye halkı arasındaki ilişkileri güçlendirecektir. Bununla birlikte biz birçok kişi kurumla görüştük. Burada mesela alimlerle buluştuk ki Diyarbakır'da biz alimler toplantısına katıldık. Zaten biz alimler ve medrese birliği olarak bizi buraya Türkiye'ye davet ettiler. 7. alimler buluşmasına katılmak üzere. Biz bu toplantıya katıldık. Bu alimler buluşmasına katıldık. Tabii biz orada birçok alimle görüşme fırsatımız olduk. Bunun dışında Türkiye'de faaliyet gösteren bazı farklı kurumlar, farklı heyetlerle, cemiyetlerle, derneklerle bir araya geldik. Biz bu buluşmalardan, bu bir araya gelişlerden çok fazla istifade ettik. Yani kesinlikle bu toplantıların bir araya gelişlerin birçok olumlu faydası oldu. Bundan dolayı hem Afgan halkı hem Türkiye halkı arasında ilişkilerin güçlendirilmesi, ilişkilerin samimileştirilmesi adına önemli ve kıymetli olduğunu söyleyebiliriz. Bununla birlikte Türkiye, sadece Türkiye değil, bütün İslam ümmeti vatandaşları ve halkı arasında ilişkilerin güçlendirmesi gerektiğini düşünüyoruz. Hocam peki yani siz buradaki görüşmelerinizdeki karşılamalar nasıldı? Yani siz beklediğiniz şekilde mi karşılandınız yok daha fazla mı? Daha üstünde bir karşılamaya karşıladınız. Yani elbette ki biz beklentimizin üzerinde bir karşılaşmayı gördük. Bizi iyi karşıladılar. Bize hem hizmette hem de buradaki yani konuklamada ve benzeri meselelerde bize iyi ya çok fazla yardımcı oldular. Biz bir haftadan fazla beraberinde kaldığımız kardeşlerin samimiyetini, onların bu fedakarlığını gördük. Bununla beraber kardeşlerle samimiyetimiz fazlalaştı. Bununla birlikte bizim buluşmamızı istediğimiz ya kişilere bizi ulaştırdılar. Onlarla görüşme fırsat imkanı sağladılar. Yani biz buradaki arkadaşlardan gayet memnun kaldık. Bizi buradaki sıkıntılar ve bütün sıkıntılara rağmen iyi karşıladılar. Hocam biz meydanda biliyoruz ki meydan savaşları işte Batı Amerika ve bunu destekleyen kişiler Batı yani meydanda kaybettiler, savaşı kaybettiler. Ancak şu an işte basın alanında ve ekonomi alanında bir savaş açmış durumdalar. Ve biliyoruz ki basın alanında yapılan savaş maalesef halklar üzerinde ciddi manada etki ediyorlar. Tabii biz siz basında da halk üzerinde çok fazla tesirin etkinin olmadığını söylediniz ancak buna rağmen bir etkinin olduğu aşikardır zaten. İnsanların Afganistan'a bakış açısını değiştirmeyi hedefliyor. Afganistan hakkında kara propaganda yapmaya çalışıyorlar. Peki siz bu propagandaları bu iftira ya da töhmetleri kaldırabilmek için neler yapıyorsunuz? Siz nasıl bir mücadele ediyorsunuz bunlarla? Bu varlığın bu halin durumu icabı gerektiriyor. Yani biz burada birçok mesele var. Biz bu meselelere önem vermek zorundayız. Ki şunu söyleyebiliriz. İnsanlardan bazıları bazı meseleleri araştırır. O meselelerin detayına inmeden, o meseleyi iyice tahkik etmeden onaylamazlar. Ancak bazıları var ki sadece olayların yüzeyine bakarlar. Direkt o olayı
direkt kabul ederler. Medyada ne söyleniyorsa direkt kabul ediyorlar. Biz işte bu insanların, yani ikinci fırkada zikrettiğimiz yüzeysel bilgilere dahi inanan kalan insanların üzerine bir şey söyleyemeyiz. Yani onlara tabii ki kandırabiliyorlar bu ya aldatmaca medyayla. Ancak maalesef ya dediğimiz gibi bunlar üzerinde büyük etki oluşturdu. Ancak diğer mesele, diğer insanlar üzerindeki baskı tabii ki hakikat araştırıldığı zaman ortaya çıkıyor. Mesela biz şu an Afganistan'da emniyeti sağlamış durumdayız. Bununla birlikte insanlar güven içerisinde yaşıyorlar. Ayrıca Afgan hükümeti, Afganistan devleti 40 yıldan fazladır devam eden savaştan kurtuldular. Ki bu onlara bir güven, bir huzur veriyor. Çünkü kendileri patlama seslerini, tank seslerini, uçak seslerini duymaz oldular. Savaş ve silah sesini duymaz oldular. Bundan dolayı kendileri şu an bir güven ortamı var. İnsanlar kendilerini güven içerisinde hissediyorlar. Tabii bununla beraber birçok krizin var baş göstermesi, birçok yani sıkıntının baş göstermesi doğaldır. Çünkü eski var olan hükümetler ve savaşlar maalesef halk içerisinde çok kötü bir tesir bıraktı. Bundan ötürü yani insanlar çok zor sıkıntılar çektiler. Bugün işte Afganistan halkının çektiği sıkıntı ve zorluklar o geçmiş dönemdeki merhalelerin sıkıntıları, eserleridir tabii ki. Ancak elhamdülillah biz elimizden geldiğince bu sıkıntılardan ve bu problemlerden kurtulabilmek için mücadele ediyoruz. Hocam peki bu Afganistan halkı bugün Afganistan halkına sunduğunuz fırsatları, Afganistan halkını çıkardığınız zorlukları, Afganistan halkını içine kurtardığınız zorlukların farkındalar mı? Yani bunu görüyorlar mı? Afganistan halkı bu duruma nasıl bakıyor? Yani emin olun ki Afganistan halkı bu adımları destekliyor ve onları takdirle karşılıyor. Her ne kadar basit belki bazı şeyleri kapsamayacak, bütün her şeyi kapsayamıyor olsa da bunlar, bu gelişmeleri faydalı ve tabii ki takdirle karşılıyorlar. Bununla birlikte yapılan olumlu adımları takdir ediyorlar. Bütün bu durumlar aslında Afganistan halkını mutlu ediyor. Bundan ötürü kendileri bizi destekliyorlar. Çünkü Afganistan halkı çok zorlu yıllar yaşadı. Zorluklarla karşılaştı. Afganistan halkı her ne kadar Afganistan ne kadar basit ve mütevazi bir hayat yaşıyor olsa da biz bu Afganistan halkına elimizden geldiğince bütün imkanları, bütün ferahı, rahatlığı ulaştırmayı hedefliyoruz. Hocam özellikle ben bu soruyu sormamın sebebi aslında hani Taliban kabile girdiği zaman medyanın yaptığı olumsuz tavırlardı. Hani Taliban hükümeti aldığı zaman Afganistan halkı sanki oradan kaçmak istiyor. İşte bu işte uçakların tekerleklerine dahi sarılmaları, işte uçak havada uçarken o insanların düşmeleri ve benzeri meseleleri lanse etmeye çalıştılar. Yani böyle sanki Afganistan halkı Taliban'ın zulmünden kaçmaya çalışıyorlar gibi bir hava estirmeye çalıştılar. Siz bu, yani ben bundan dolayı söylüyorum. Sizin orada nasıl bir meseleyle karşılaştınız? Şimdi medya kesin bu mesele olsun tarafta kullanmaya çalışıyor. Mesela Türkiye'de işte hükümet karşıtı insanlar işte Erdoğan'ı suçlayarak sen Afganistan halkının Türkiye'ye girmesini istedin. Türkiye Afganistan'ın mültecileri Türkiye'ye girmesini izin verdin ve benzeri işte meselelerle yıkmaya çalışıyorlar. Ya da onları bir propaganda yapmaya çalışıyorlar onlar hakkında. Yani Afganistan hakkında da bu mesele gerçekleşti. Onları kara propaganda yapıldı. Siz bu meseleyi nasıl görüyorsunuz? Ben şunu söyleyeyim. Afganistan'da bu meydana gelen bu kara propagandanın kesinlikle kasıtlı olduğunu söyleyeyim. Batı ve Avrupa ülkeleri bu olayı işlemeye çalıştılar. Özellikle niye? Çünkü kendileri Afganistan'ın başarılı olmasını istemiyorlar. Yani doğal olarak Afganistan'daki bütün vatandaşları kendi ülkelerine almayı istiyorlar ki çünkü Afganistan'ın bu gücünü toparlamasını, kendine gelmesini sağlamasın. Bundan dolayı bir baskı yapıyorlar. Bununla beraber mesela Afganistan halkına işte biz sizi bedava şeye götürebiliriz,
götürebiliriz, istediğiniz ülkeye götürebiliriz, siz hiç masraf karşılamayacaksınız ve benzeri meseleler söylüyorlar. Buna birlikte mesela işte filan Afganistan'da filan ülkede bir meselenin var olduğunu söylüyorlar. Afgan halkını işte o tarafa, o ülkelere götürmeye çalışıyorlar. Yani aslında söylediğiniz mesele kesin insanın tabiatına var olan bir meseledir. Yani mesela Türkiye'de mültecilerin işte ölümü göze alarak ya da Türkiye'deki değil bazı farklı ülkelerdeki mültecilerin ölümü göze alarak işte Avrupa'ya göç etmek istemeleri, hicret etmek istemeleri ki orada var olan refahı iyi gösteriyor, kendilerine çekici gösteriyorlar. Batı ülkeleri bu meseleyi kullanıyor tabii ki. Bundan dolayı Afganistan'daki halkı da oraya götürmek için bazı projeler yaptılar. Yani bu şekilde hem hükümeti düşürmek istediler. Tabii bununla beraber halkın, hükümetin de işte kalkınmasını engellemek istiyorlar. Çünkü bu vesileyle işte ülkedeki zenginleri, ülkedeki vatandaşları, gençleri özellikle kendi ülkeleri, farklı ülkelere götürmeyi hedefliyorlar. Bundan dolayı dediğim gibi bu mesele Kabil'de meydana gelen bu mesele farklı ülkelerde yaşana gelebilecek ya hatta zengin ülkelerde dahi gelebilecek, meydana gelebilecek bir meseledir. Ki mesela desin farklı zengin bir ülkede işte filan ülkeye gidecek. Mesela örnek veriyorum Amerika'ya gidecek bedava bir uçak var. Deseniz bütün halkın o havaalanına akın edeceğini göreceksiniz. Ben de ondan dolayı söylüyorum. Yani bugün Afganistan'ın bu duyumunu Afganistan'ı kötülemek için böyle bir proje, böyle bir plan yaptılar. Bedava uçaklar hazırladı dediğimiz gibi insanları o ülkelere götürmek istediler. Bununla işte Afganistan hükümetini düşürmeye çalıştılar. Bununla beraber şeyi de söylemeyi hedeflediler bunu medyaya vererek. İşte siz ülkeden çıkmazsanız Afganistan'da Taliban sizi öldürecek, sizi... Tabi bununla beraber bu insanların korkmasının da şeye bağlayabiliriz. Bazı insanlar haindiler. Bu hainler yani onlara hizmet ediyorlardı. Afganistan'da 300 bin tane askeri birimde çalışan insan var. İşte bunlardan polisler, jandarmalar ya da vakıflı kurumlarda, emniyet güçlerinde çalışan, istihbarat güçlerinde çalışan kişi var. Bunlar yani bu 300 bin kişinin birçoğu kendi halkıyla savaştı. Amerika'ya destek verdiler. Amerika'yı orada savundular, hatta korudular. Bundan dolayı kendi haklarından korkuyorlardı. Bundan dolayı işte hareket liderinin bunlar hakkında çıkardığı af kesinlikle bizim beklediğimiz bir mesele. Biz Afgan halkı olarak böyle bir affın çıkmasını hiç kesinlikle beklemiyorduk. Çünkü ilk gün Taliban hükümete geldiği ilk gün bütün Afganistan halkını, bütün halk vatandaşlarını affettiğini ne Amerika işbirliği yapmış ne de farklı eski hükümet içerisinde yer alanları cezalandırmayacaklarını söylediler. Bu çok büyük bir tesir bıraktı kesinlikle. Yani dediğimiz gibi biz dahi bunu beklemiyorduk. Doğrusu ben bu meseleyi duyduğumda aslında ben Peygamber Efendimiz'in Mekke'yi fethi meselesi aklıma geliyor. Peygamber Efendimiz Mekke'yi fethettiğinde oradaki bütün müşrikleri bağışladı ki ancak sadece bazı insanları bazı kalemle belirlenmiş bazı kişileri affetmedi. İşte bu Afganistan'da bu bağışlama meselesi gerçekten bütün dünyadaki Müslümanları memnun eden bir durumdu aslında. Kesinlikle dediğiniz gibi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'yi fethettiği zaman insanlara işte siz gidin özgürsünüz dediği zamanki mesajı çok önemli bir mesajdı. Onu hepsini serbest bırakması çok önemli bir mesajdı. Tabii bununla beraber bazılarını affetmemesi de çok doğaldır onları affetmemesi. Bununla birlikte işte insanın yani 20 yıldır İslam'a karşı savaş açmış kişileri bağışlamak çok büyük bir sebebi, çok büyük bir önemi var yani. Mesela bu affın bir sebebi de Afganistan'daki yaptığımız affın bir sebebi de biz Afganistan'da savaşın devam etmesini istemediğimizi ilan etmiş olduk en azından. Bununla birlikte biz Afganistan halkına karşı savaşmış
kişiler dahi affederek onların hem kendi hayatlarını hem de geleceklerine karşı bir kaygı duymamalarını sağlamış olduk. Bununla birlikte biz şunu biliyoruz ki hain haindir, hiçbir zaman bu hıyanetinden vazgeçmiyor ve sürekli hıyanete devam ediyor. Afganistan halkını öldürmüş, Afganistan halkı içerisinde kan dökmüş kişilerdirler. Biz bunları yani bunların tesiri büyüktü. Biz Afganistan'da kabile hayatı yaşıyoruz. Yani mesela Afganistan'da kardeşini ya da akrabasını öldürmüş bir kişi var olduğunda akrabalıktan dolayı kan davası açıp o şahsı öldürme ve benzeri meseleler devam ediyor. Ancak biz elhamdülillah biz bu meseleyi elimizden geldiğince önlemeye çalıştık. Çünkü bu gibi haksızlıklar yaşanabiliyorduk. Tabii bununla beraber yani bu gibi meselelerde mahkemelerin var olması gerekiyor. Mesela bir şahıs kendi akrabasını öldüren bir haini öldürmüşse bunun tabii ki bazı prensipler, bazı kanunlar arasında denilmesi gerekiyor. Elbette ki yani biz hükümet olarak yani kanunla yönetilen, mahkemelerle yönetilen bir hükümet olmayı istiyoruz. Yani insanların tabiatına, insanların fırkalarına, insanların mizaçlarına göre yönetilen insanlar olmasını istemiyoruz. Bundan dolayı yönetilmeyi istemiyoruz. Bundan dolayı işte alimlerimizi, liderlerimizi takip ederek onların çerçevesi, onların çizdiği bize kanunları, anayasaları takip ederek hüküm sürmeyi istiyoruz. Bundan dolayı biz hüküm sunuyoruz, hüküm çerçevesinde hareket ediyoruz. Tabii bununla beraber dediğimiz gibi bütün bu meseleler bir kanala itiliyor. Hocam dediğin gibi aslında zikrettik. Yani biz orada büyük bir sıkıntının olduğunu söyledik. Bunlardan birisi ekonomi, diğeri de basındır demiştik. Basın işte ekonomi alanındaki sıkıntının en büyük çözümünün birisi de işte orada İslami ekonomik çalışmaların yapılmasıdır. İslam Emirliği'nde böyle bir çalışmanın yapılmasıdır. Ancak maalesef hükümetler şu an Afganistan İslam Emirliği'ni tanımıyorlar. Afganistan hükümetinden biz duymuşuz ki meydanda da takip ettiğimiz gibi biz bütün hükümetlerle oturmaya, onlarla müzakere etmeye ve ilişkilerimizin olmasını istiyoruz. Peki bütün bu olumlu çağrımlara rağmen neden İslam ülkeleri İslam Afganistan'ı tanımıyorlar? Bu Afganistan hükümetinin tanınmasıyla alakalı mesele değinmek istersek, bu ister İslam ülkeleri olsun ya da Batı ülkeleri olsun, Afganistan İslam hükümetini tanımamalarını şu sebebi zikredebiliriz. Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa ülkeleri bu ülkeleri yönlendiren kişilerdirler. Bir bu, ikincisi Amerika'nın ve Avrupa ülkelerinin bizi tanımamalarını bir nebze o da olsa anlayabiliriz. Çünkü onlar Afganistan'a işgalci olarak kibirli bir şekilde girmeye çalıştılar. Ancak Afganistan'ı zelil olarak terk ettiler. Çünkü orada yenildiler. İstediklerini başaramadılar. Yani onların bizi tanımamalarını bir nebze olsa anlayabiliyoruz. Kabul edebiliyor insan. Ancak İslam ülkelerinin bizi tanımamalarını kesinlikle kabul edemiyoruz. Böyle ki baskı olsa biz Afganistan'ın İslam ülkesi olduğunu ve diğer bütün İslam ülkelerini kucaklamak istememizi, buna birlikte İslam halkının bütün halk olması, işte 40 yıldan sonra bir zafere ulaşmış olmamız bütün İslam ülkelerinin bizi tanımalarını gerektiriyor aslında. Bununla beraber Batı basınının lanse ettiği bu kötü projelere, kötü oyunlara alet olmamaları, onlara kalmamaları gerekiyordu. Bizim Afganistan ülkelerinin Afganistan hükümetini tanımaları, hatta İslam ülkelerinin bu konuda önce olmaları gerekiyor Afganistan'ı tanıma konusunda. Bizim aslında bir de şu var, İslam ülkeleri daha içerisinde olsa Afganistan'ın daha doğrusu kendini bağımsız bir şekilde yönetebilen ülkeler olsa bizi direkt tanıyacaklarını düşünüyoruz.
ancak bütün bunlara rağmen bizi hükümetin tanıması gerekiyordu. Bizim Afganistan'ın bir Müslüman ülke olarak, kardeş ülke olarak yani bir şekilde desteklenmesi gerekiyordu. Yani dediğimiz gibi bütün bu sebeplerden ötürü Afganistan hükümetin tanınması maalesef gecikti. Ancak biz bütün bu durumlara rağmen inşallah İslam ülkelerinden, İslam Müslüman halklardan umut doluyuz. Biz her zaman içerisinde bir umudun olduğunu, bir hayırın olduğunu inanıyoruz. Bundan dolayı bizi bir gün kesinlikle tanıyacaklarını ve bize destekleyeceklerine eminiz. Biz Afganistan halkını destekleyeceklerini umuyoruz. Bununla beraber hem İslam ülkelerini, İslam'ın bize getirdiği en parlak, en güzel sıfatları ki yardımlaşma ve dayanışma meselelerini yerine getireceklerini düşünüyoruz. Biz bütün zaman ve mekanlarda meydana gelen kalkınmanın kesinlikle emniyetle meydana geldiğini söyledik. Hocam bu meseleyi biraz açabilir misiniz? Özellikle emniyet, güvenlik ve kalkınmadan bahsettiniz. Evet, siz şunu söyleyebiliriz. Şimdi herkes biliyor ki para, mal her zaman güvenilir alanlara, güvenilir yerlere gider. Biz bunun için şu an Afganistan'da güvenliği sağlamaya çalıştık ki elhamdülillah bu konuda bir başarıya ulaştık. Biz biliyoruz ki güvenin oluştuğu ortamlara kesinlikle hem kalkınma, hem para gelecektir, hem refah, hem huzur gelecektir. Bundan dolayı biz emniyeti, güvenliği sağlamaya çalıştık. Özellikle biz bunu yaparken de bütün ülkelerdeki, bütün İslam ülkelerindeki tüccarlara, hatta devletlere bu konuda bir çağrıda da bulunmak istiyoruz. Biz kendi ülkelerinizde yaptığınız İslami tecrübeyi, İslami başarıyı ekonomik alanda en azından buraya taşımanızı istiyoruz. Bununla beraber Afganistan'da yapılan bu büyük başarı, İslam adına yapılan bu büyük başarının takdir edilmesi ve desteklemesi gerekiyor. Çünkü biz ümmetin bir parçasıyız. Bizim buradaki başarımız kesinlikle bizim başarımız değil. Allah-u Teala'nın bizi desteklemesi, bizi yardım etmesinin neticesinde gerçekleşen bir başarıdır. Biz bundan dolayı diyoruz ki biz buradayız ve bütün İslam ülkelerinin bizi desteklemesi gerekiyor. Biz buna beraber şunu söylüyoruz ki vatandaşlar, halklar eğer bir şeyi isterlerse hükümetler kesinlikle bunlara karşı çıkamazlar. Bütün vatandaşlar, bütün halklar kendi İslam'ın bu meselesini tutunur, yardımlaşma ve dayanışma meselesini tutunur. Afgan halkı kardeşlerine yardımda bulunurlarsa kesinlikle hükümetler bu konuda bir öneri set olamazlar, önüne duramazlar. Her ne kadar hükümetleri batıya uşaklık ediyor, onları destekliyor, onların söylediği çerçevede hareket ediyorsa dahi halkın halkın önünde duramayacaklarını altını çizmek isteriz. Bununla beraber biz bu cemaatlerin bizi desteklemesini bekliyoruz. Bununla beraber biz şunu söylüyoruz, yani işte siz dediniz ki bir tacirin bir yerde bir kalkınmayı da bir yatırım yapmasını ana temel katkılarından birisinin güvenlik olduğunu söylediniz. Ve siz Afganistan'da şu an güven sağladınız. Ve tacirin bir yatırım ya da kalkınma yapabilmesi için o ülkelerde yatırım fırsatların var olması gerekiyor. Bunu bize biz biraz açıklayabilir misiniz? Yani şu an tüccarlara biz mesela deniz ki orada biz güvenliği sağladık, doğrudur. Şimdi bununla beraber bir de yatırım fırsatlarının olması gerekiyor. Bize bunları söyleyebilir misiniz? Yani oradan var olan ekonomik fırsatlar. Yani mesela örnek görüyorum madeni kaynaklar, yaratı madeni kaynaklar, bununla beraber var olan kolaylıklar, imkanlar, bunlar hakkında bize biraz şey yapabilir misiniz? Bazı şeyler söyleyebilir misiniz? Kesinlikle dediğiniz gibi yani biz şu an yani hani geçmiş 40 yıl savaşından dolayı biz genç ve gelişen bir ülkeyiz. Bizim orada var olan yaratı zenginliğimiz milyar dolarlara kıyaslanacak şekilde değil, trilyon dolarlarla ifade edilebilecek, belki daha fazla ifade edilebilecek bir yatırım imkanı, hatta kalkınma orada yatırım alanları var. Bununla beraber yeraltı madenlerimiz dediğimiz gibi çok büyük bir miktarda mevcut. Bununla beraber biz yeraltı madenleri olarak belki civar bölge ülkelerinden çok daha fazla zenginiz. Mesela
gaz ya da kıymetli diğer madenler de petrol ve benzeri madenler de kesinlikle zenginiz ve mevcut bulunuyor. İşte diğer ülkelere de hatta bütün dünyada var olan kıymetli maden taşlarının birçoğu orada var. Varma haber fazlası hatta vakıf ülkede olmayanlar orada var. Yani biz Afganistan'ın daha yani bekar yani kendisinin şu an yeni gelişmeye müsait bir ülke olduğunu söylüyoruz. Oradaki kalkınma yıkımlarının milyar dolarlarla ifade edilebilecek bir yüklükte olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü Afgan halkı uzun süredir bir savaş yaşadı. Uzun süredir savaş yaşıyor. Yeraltı kaynakları bununla beraber yol yapımları ve lojistiğin sağlanmasıyla alakalı yardımların yapılabilmesi gerekiyor. Yani orada yatırımların yapılması gerekiyor. Çünkü şu an Afganistan tamamen dediğimiz gibi her şeyde ihtiyacı var. Yani oraya ki hangi tüccar girerse girsin kesinlikle kendini kalkındırabilecek büyük kazanımlar yapabilecektir. Bundan dolayı biz Afganistan halkı olarak orada bazı çalışmalar yapabileceğini söyleyebiliriz. Her tüccar oraya girebilir. Bir başka bir sorumuz da var aslında. Vaktimiz hızlı geçiyor. Ondan dolayı bakalım bir mesele geçmek istiyoruz. Hatta Türkiye vatandaşları bu sorunun cevabını öğrenmek istiyor doğrusu. Şu an biliyoruz ki Türkiye NATO üyesi bir ülke. Afganistan NATO'nun da işgali altında kalmış bir ülke. Amerika ile beraber NATO da oraya girdi. Orada işte mesela çok fazla zulüm ve katliam yaşandı. Afganistan hükümetinin ve Afganistan halkının özellikle NATO üyesi olan Türkiye'ye nasıl bakıyorlar? Yani hani orada NATO'nun da zulüm ettiğini, bazı katliamlara imza belki bazı katliamda parmağının olduğunu söyleyebiliriz. Siz Afganistan halkına, Afganistan hükümetine nasıl bakıyorsunuz? Halk nasıl bakıyor bu meseleye? Orada yapılan katliamlara Türkiye'nin payı olmuş mu? Türkiye desteklemiş mi? Öncelikle şunu söyleyeyim. Afganistan'ın tabiatında şu var. Afganistan halkında şu bir karakterik özellik var. Askeri elbiseyle kendi ülkesine giren kişi kendisi düşmanıdır. Bu şekilde bakıyor. Yani ister kendi öz kardeşi dahi olsun, işgalciyle beraber giren, işgal elbisesi giymiş herkesi kendi düşmanı, düşman olarak görüyor. Türkiye orada işgalci ülkelerle beraber girdi. Kendisi NATO ile beraber girdi. Askeri elbiselerle girdi. Bundan dolayı Afganistan'ın işte Amerika'nın işgalinden sonra NATO'nun da oraya işgalci olarak girmesi ve Türkiye'nin de onlar arasında yer alması tabii ki işte düşman bir ya da işte saldırgan bir güçler olarak görülmesine sebep oldu. Ancak bununla beraber Türkiye'li askerlerin hiçbir şekilde Afganistan halkına kesinlikle hiçbir şekilde hedef aldığını görmedik. Yani biz bu hedef almada bununla beraber biz Türkiye halkını, Türkiye askerlerini kesinlikle ne bombalarla, ne silahlarla, ne de farklı çatışmalarla kesinlikle hedef almadık. Yani Türkiye vatandaşlarına karşı kesinlikle silah doğrultmadık. Biz her ne kadar Türkiye'nin NATO'nun üyesi ülkelerle beraber oraya girdiğini, askeri elbiselerle içeri girdiğini görmüş olsak, bununla beraber askeri donanma, askeri konvoylarla dolaşmış olsalar dahi biz Türkiye halkına saygımızdan, Türkiye halkının aramızda var olan ilişkinin hürmetine kesinlikle Türkiye askerlerine karşı hiçbir şekilde saldırgan ya da karşı bir cevabımız olmadı. Çünkü biz Osmanlı döneminden beri var olan güzel ve sıkı bir ilişkimiz var. Ondan dolayı bizim tarafımızdan Türkiye halk askerine karşı kesinlikle bir mermi dahi sıkılmamıştır. Yani hocam siz orada NATO'nun birçok ülkesi vardı. Bununla beraber siz NATO ülkeleri arasında Türkiye askerleri nasıl ayırabiliyordunuz? Ki mesela o askerler tek bir bölgede mi toplanıyorsa her ülkenin farklı bir bölgesi vardı. Siz Türkiye askerleri nasıl ayırabiliyordunuz? Yani özellikle mesela 2010'dan sonra NATO ülkesi NATO
farklı ülkelere, ülkeleri dağıttı. Ve her ülkenin belli başlı bir bölgeden sorumlu oluyordu. Türkiye askerleri özellikle Türkiye Verdek bölgesindeki Medine şehri koruyordu. Oranın yönetiminde, oranın güvenliğinde görev alıyordu. Bununla beraber burası bu şehir, yani bu şehre özellikle savaşların burada hiçbir şekilde yani Türk askerlerine karşı bir saldırı olmadı. O şehirde bulmalarına, hatta o şehirde çok sert savaşların olmasına rağmen biz özellikle Amerikan askerlerini hedef alıp Amerika'nın işgalini bitirmeye çalışıyorduk. Yani hatta mesela bölgeye Amerika askerleri geldiği zaman, konvoylara geldiklerinde kesinlikle o konvoylar hedef alınıyor ve kaçarak o bölgeyi terk etmek zorunda kalıyorlardı. Yani dediğimiz gibi orada çok sıkı ve sert bir savaş olmuş olmasına rağmen biz kesinlikle Türkiye ve askerlerine karşı bir mermi dahi sıkmadık. Yani Hacı Hocam, bu Türkiye vatandaşları bunu saniye işgalleri bizzat bu konvoylara katılıyor muydu? Yani bizim elde ettiğimiz bilgiler çerçevesinde şunu söyleyebiliriz. NATO çerçevesinde NATO çerçevesinde bünyesinde o ülkeye giren bütün askerlerin kesinlikle bütün çatışmalara girdiğini söyleyebiliriz. Ancak şunu söyleyebiliriz. Amerika'nın yürüttüğü çatışmalara bütün askerlerin girmediğini söyleyebiliriz. Ama NATO'nun yürüttüğü çatışmalara belki bütün askerler girdi. Bundan dolayı Türkiye Amerika'nın yaptığı çatışmalara çok fazla beraberinde gitmiyordu. Bununla birlikte dediğimiz gibi savaşlarla, askeri donanımlarla, tecihizatlarla içeri giren Afganistan'da geziye gelmiyorlar. Biz bunun farkındayız. Orayı işgal etmeye, oraya karşı bir savaş açmaya geldiklerini biliyoruz. Bundan ötürü biz oradaki bize karşı saldıran kişileri düşman olarak görmekle beraber Türkiye halkının saygısı, Türkiye halkıyla olan ilişkilerimizden dolayı, Türkiye halkına karşı saygımızdan dolayı biz Türkiye ve askerlerine karşı düşmanca bir tavır içerisine girmedik. Onlara karşı bir saldırı veya da ateş açma durumuna girmedik. Hocam, siz bununla beraber onları hedef almadınız. Hedef almamakla beraber biz Türkiye halkının Türkiye hükümetinin sizi tanımasını istiyor. Ancak Türkiye hükümeti bütün bu sizin dostane tavırlarınıza, sizin onlara saldırmamanıza rağmen Türkiye hükümeti sizi tanımadı. Türkiye hükümeti sizi tanımamaya devam ediyor ki biz Türkiye halkı olarak tanımasını istiyoruz. Siz nasıl görüyorsunuz bunu? Biz hiçbir taraftan, hiçbir ülkelerden ya da farklı örgütlerden imkansızı yerine getirmesini isteyemeyiz. Bundan dolayı biz İslam ülkelerinden üzerindeki vacibeleri yerine getirmelerini isteriz tabii ki. Biz İslam ülkelerinin bizi tanımalarını, bizi yardım etmelerini, bizi desteklemelerini isteriz. Ancak biz bununla beraber biz hiçbir tarafa, hiçbir yana ya da biz hiçbir ülkeye bir baskı yapmayız. Yani biz onlara bu baskıyı yapmayı istemiyoruz. Bizi tanımalarını, işte bize yardım etmeleri konusunda bir baskı yapmayacağız. Ancak dediğimiz gibi biz bu yardımların talebinde bulunabiliriz. Bizim için önemli olan Afganistan halkı ile diğer ülke vatandaşları arasında yardımlaşmaların, sıkı ilişkilerin olmasını isteriz. Bu sıkı ilişkilerin olması elbette ki bizim için kıymetli ve önemlidir. Ve biz eminiz ki bu sıkı ilişkiler olur ise kesinlikle Amerika yani bizi tanıyacaklardır. Hatta biz şuna eminiz ki sadece Türkiye değil, İslam ülkeleri değil, Amerika'nın dahi, Avrupa ülkelerinin dahi bizi tanıyacağını eminiz. Kesinlikle bizi tanıyacaklar. Biz bunun için diyoruz ki biz kendi komşu ya da İslam ülkeleri vatandaşları ile sıkı bir ilişki içerisine girme, vatandaşlarla bir samimiyet ve yardımlaşma içerisine girmeyi istiyoruz. Eğer bu olursa zamanla hükümetlerin de bizi destekleyeceğine eminiz.
Biz bundan dolayı şu an birleşen ve bizi işgal etmeye çalışan bütün bu ülkelerin mağlup olduğunu söylerken bizi tanımayacaklarını söyleyebiliriz. Yani biz bunları, bütün bu ülkeleri Allah'ın izniyle, Allah'ın yardımı ile yenmişiz. Yani bu burada bir ilgi uğradılar. Elbette ki bizi tanımak zorunda kalacaklardır. Biz buna inanıyoruz. Bununla birlikte biz buradaki bütün, buradaki davet, buradaki çağrımız aslında bütün herkese, bütün yönlere. Çünkü biz şu an var olan Afganistan halkının ve Afganistan devletinin bu var olan gerçeğini inkar etmemelerini istiyoruz. Bugün var olan bir gerçek var, bunu desteklemelerini istiyoruz. Hocam, size göre size en yakın, yani size göre sizi tanıyacak hükümeti, Afganistan hükümetini tanıyacak en yakın ülke kimdir? Yani en yakın zamanda kim tanıyacak? Buna beraber hükümet olarak ve halk olarak kim sizi tanıyacak? Sistemin olarak biz hem komşu ülkelerle hem bölgedeki ülkelerle çok sıkı ve iyi ilişkilerimiz var elhamdülillah. Biz yani bunu söylemek aslında birazcık zor. Çünkü bunu söylemek o ülkelerin iç meselesi ve o ülkelerin kendi siyasi meselelerini ve politik meseleleriyle alakalı bir meseledir. Ancak ben yani Afganistan hükümetini tanıyacaklarını ve bu konuda bir yardımlaşma içerisinde gireceklerine de eminim. Hem ya komşu ülkeler hem de bölge ülkelerini bizi tanıyacaklarını ve bize destek vereceklerinden eminiz, dediğim gibi. Çünkü bizim bizi tanımak dışında başka çareleri yok. Hocam, yani hani bunun dışında mesela civar ülkedeki ilişkilerinizden biraz da bahsedebilir misiniz? Hani Türkiye mesela Pakistan'la ya da Çin'le ya da başka ülkelerle ilişkileri nasıldır? Elhamdülillah bizim hem çok güzel hem de çok uyumlu ve iyi bir ilişkimiz var. Bizim komşumuz 6 tane ilişkimiz var. Altı komşu ülkemiz var. Bunlar birisi Çin. Çin'dir. Bizim mesela bu 6 ülkeleri, ülkenin hepsiyle bizim sıkı ve güzel bir ilişkimiz var. Dediğim gibi sadece komşu ülkelerimizle değil, biz bölge ülkeleriyle de sıkı ve iyi ilişkiler içerisindeyiz. Hem mesela dini meselelerde, hem akidevi meselelerde, hem ekonomik meselelerde yardımlaşma içerisine girmeye çalışıyoruz. Bununla beraber işte İslam aleminin doğusundan batısından, güneyinden kuzeyine kadar ki bütün bölgelerde var olan bütün yönlerin, bütün hükümetlerin bizi tanıyacaklarını kesinlikle inanıyoruz. Bizi tanıyacaklarına kesinlikle inanıyoruz. Ancak bunların işte tanımaları için belki bazı sürecin geçeceğini, işte belgelerin tekrardan gözden geçirip bazı hesapların tekrardan düzenlemeleri gerektiğini düşünüyoruz. Ancak hani bizi tanıyacaklarına kesinlikle eminiz. Çünkü bizim dışımızda orada başka bir hükümet yok. Bizi tanımak zorundalar ve bizi tanıyacaklar. Biz oradaki hiçbir İslam ülkesinin, hiçbir bölge ülkesinin bizi tanımaktan geri duracağını inanmıyoruz. Bütün ülkeler bizi tanımak zorunda kalacaklar ve bizi tanıyacaklar. Bu işte hem sağlık alanda olsun, hem ticari alanlarda olsun, hem ilişkilerde, siyasi ve politik ilişkilerde olsun, birbirimizle olan ilişkilerimizin geliştirilmesinde bu alanlarda bizi tanımalı, bu alanlarda anlaşmamız bizi tanımalarını katkı sağlayacaktır. Buna inanıyoruz ve bunun için çabalıyoruz. Biz kesinlikle ümmetin bizsiz yapamayacağını, bizim de ümmetsiz yapamayacağımızı inanıyoruz. Bundan dolayı hepimizin birbirimize ihtiyacı var. Bütün bunlardan ötürü hem bizim onlara ihtiyacımızdan, hem onların bize olan ihtiyacından dolayı ötürü biz tanıyacaklarını, bizim de ya işte bu kod altında yaşamayı, işte bizi tanımayan, tanınmamış bir ülke olarak yaşamayı istemiyoruz. Bundan ötürü biz tanınmayı ve insanlar arasında, diğer ülkeler arasında ilişkilerin olmasını istiyoruz. Vatandaşlar kendi ülkelerinde refahın, huzurun, mutluluğun olmasını, diğer ülkelerin kendileri tanımalarını, orada ticari faaliyetlerin, çalışmaların olmasını istiyorlar. Bundan dolayı Afganistan halkı olarak da bunun için çabalıyor. Bunun temelisine ve çalışmasında. Hocam, son olarak aslında ben bir konu daha var. Bu konuda daha zikretmek istiyorum. Hani medyada özellikle takip ediyoruz. Medyada
görüyoruz. İşte bazen görüyoruz ki işte Bakara Sınırı'nın bazı yerlerinde patlamalar meydana geliyor. İşte bu bazen okullarda oluyor, bazen camilerde oluyor. Bu yani hani geçmişe baktığımız zaman bu patlamalar yani hani devede kulak misali, ancak buna rağmen patlamalar meydana geldiğini söyleyebiliriz. Batı meydanı bu patlamaları ve bu saldırıları aslında büyütüyorlar ve büyütmek istiyorlar. Sizce bu patlamalar neden meydana geliyor? Sebepleri nedir? Acaba size muhalif bazı fırkaların güçlü olup size karşı direnmeleri midir, yoksa farklı bir mesele midir? Bununla birlikte bu Afgan halkı bu konuda bu patlamaların, bu sıkıntıların biteceği konusunda umutlu mudur? Bildiğin gibi yani Afganistan yani sadece bir yıldır savaştan çıkmış, savaş bitirmiştir. Yani bundan ötürü orada bazı cemaatlerin, bazı örgütlerin var olması, bunların radikal ve tekfirci fırkalar, fikirlere sahip olmaları çok doğal, var olmaları çok normaldir. İşte bu farklı patlamaları, bombalı saldırıları gerçekleştiren kişiler bu tekfirci fırkalar, bu radikal kişiler diyebiliriz. Yani insanların toplu olduğu yerlere karşı yerde baskılar ve saldırılar yapıyorlar, bombalar patlatıyorlar, ister camilerde ister okullarda. İşte bunlar Afganistan halkına saldırıyorlar. Bu Afganistan halkına karşı savaş açmış bu fırkalar, ne adı altında olursa olsun Afganistan halkını kafir gören bu fırkalar hiçbir şekilde var olamayacaklar. Tabii bununla beraber hani bu insanlar nasıl düşünüyorlar ki hani Afganistan İslam ülkesi, bir İslam ülkesi olduğunu ilan ediyor. Bu İslam'la yöneteceğini söylerken bunlar hani neye göre bu babalara saldırıyor, insanlar neye göre tekfir ediyorlar? Halbuki bu insanlar burada bir İslami devleti kurduğunu görmüyorlar mı? Yani aslında bunlar biz tarihten de görüyoruz, tarihten de biliyoruz ki biz bunlara sesleniyoruz. Yani hani burada bombalar patlatacağınıza, buralarda katliamlar yapacağınıza gelip konuşsanız, bu meseleyi tartışsanız daha doğru değil midir? Yani bu meseleyi nereye kadar götüreceksiniz ki? Buna beraber biz biliyoruz ki bu kişilerin sayısı çok çok azdır. Yani bu kendini patlatabilecek fikirde olan radikal tekfirci fikirlerdeki insanlar çok azlar. Biz orada yani peki evet ya hocam, dediğiniz gibi böyle bir şey, ancak sebebi nedir? Yani burada niçin bu saldırı yapıyorlar? Sebep nedir? Tek bir sebep Afganistan'da sanki huzurun ve emniyetin olmadığını, güvenli ortamın olmadığını ilan etmeye çalışıyorlar. Yani Afganistan'da güven ortamının yokluğunu lanse etmeye çalışıyorlar medyaya ya da dünya ülkelerine. Ancak biz bunlara kanmayacağız. Biz bunların hasetçi ve dinini anlamamış fırkalar olduğunu söyleyebiliriz. Biz elhamdülillah Afganistan'da güvenliğin olduğunu ilan ediyoruz tekrardan. Afganistan'da elhamdülillah çok güzel bir güven ortamı var ve biz Afganistan halkının bunları desteklemediğini, Afganistan halkının bunların yanında olmadığını söyleyebiliriz rahatlıkla. Afganistan dediğimiz gibi uzun süredir savaş yapıyor, savaş içerisindeydi. Bu birkaç tane birkaç şahsın yaptığı saldırıların kesinlikle onlar üzerinde bir etkisi olmayacaktır. Biz buradan tekrardan sesleniyoruz. Yani dediğimiz gibi İslam'ı kendine İslami diye ederek bu gibi fırka fikirleri savunan kişilere yani gerçekten dikkat etmeleri, kendilerine çekip düzenlemeleri gerektiğini düşünüyoruz. Bununla beraber biz biliyoruz ki Afganistan hükümetinin ordusu Afganistan'daki en güçlü ordulardan birisidir. Mesela şu an Afganistan'da 150 bin askerimiz var ki 150 bin askerin birçoğu Taliban hareketi içerisinde geçmiş yıllarda tecrübe kazanmış, savaşta yer almış, bizim cephede savaşmış kişilerimizdir. Bununla beraber kendileri eğitimleri ki bununla beraber yeni eğitimler ve yeni teknik
eğitimler aldılar ve şu an donanımlı ve her şey hazır. Eğitimli askerler haline geldiler. Bununla beraber bizim Afganistan'da 100 bin tane polis teşkilatı, polis çalışanımız var, polisimiz var. Bunlar da hem geçmiş tecrübeleri var olmakla beraber şu anda eski hükümetin tecrübelerinden istifade edildi. Bununla birlikte kendilerini el eğitim ve geliştirici eğitim verildi. Bununla beraber Afganistan'da bizim 50 bin tane istihbarat alanında çalışan kardeşimiz ve vatandaşımız var. Biz şunu söyleyebiliriz ki şunu söylüyoruz yani bu saldırıların gerçekleşmesini engellemek için elinden gelen mücadele ediyorlar. Ancak biz şunu söyleyebiliriz ki maalesef şu iğrenç fırkalar maalesef en halkın arasındaki en zayıf fırkaları hedef alıyorlar. Bunlar gidip işte çocukları hedef alıyorlar, kadınları hedef alıyorlar. Yani bunların engellenmesi aslında bir nebze olsa bazı yerlerde zordur. Bundan dolayı bu konuda bir zorluk taş çekilebilir. Ancak biz şunu söyleyebiliriz. Yani emniyeti gelişmiş, hatta en iyi, en gelişmiş, en teknolojik ülkelerde dahi bu gibi saldırıların olduğunu görüyoruz. Haberdar oluyoruz. Çünkü halkın arasından çıkıp bu gibi halkın en zayıf noktalarına saldırıyorlar. Elhamdülillah dediğiniz gibi hem askeri hem polis hem de istihbari alanda bu gibi güçlü orduların ve vatandaşların varlığı bu gibi çirkin saldırının önüne geçecektir. Evet, bunun gibi yapılan saldırılar biz bu gibi saldırıların DAEŞ örgütü gibi bazı örgütler tarafından yapıldığını söylemekle beraber bizim o binlerce DAEŞ üyesinin Afganistan'da gözaltına alındığını, onların orada hiçbir merkezlerin olmadığını, bütün merkezlerin kapatıldığını, bütün örgüt yapılanmalarına karşı operasyonun yapıldığını söylemeyi aslında buradan ilan etmiş olalım. Yani onlar orada şu an rahatça toplanamıyor, bir araya gelemiyorlar. Ya bunlar ya öldürüldüler ya da gözaltına alındılar. Şu an cezaevlerine konuldular. Biz bundan dolayı dediğimiz gibi istihbarat çalışanlarımız, polislerimiz ve askerlerimiz bu gibi saldırıların, bu fırkaların işte Afganistan halkının içindeki güveni ve huzuru bitirmeye çalışan fırkalara karşı mücadele ettiğini söyleyebiliriz. Hocam programımızın sonuna geldik. Sizden son mesajınız varsa son mesajını almak istiyoruz. Ben şu Türkiye halkına şu şeyi söylemek istiyorum. Biz Afgan halkı olarak Türkiye halkını seviyoruz. Türkiye vatandaşını, Türkiye ülkesini seviyoruz. Biz bundan dolayı Türkiye vatandaşları ve Türkiye hükümetiyle olan ilişkilerimizin varlığının ve güçlendirilmesinin gerektiğini düşünüyoruz. Biz hem bu işi ilişkilerin resmileşmesini hem de daha da güçlendirilmesini istiyoruz. Çünkü biz hem Türkiye vatandaşlarını, Türkiye halkını hem Türkiye hükümetini seviyoruz. Hem hükümet olarak hem de vatandaş olarak biz kendimizi burada yabancı, bu ülkenin içerisinde yabancılar olarak görmüyoruz. Bir kardeş olarak görüyoruz. Bizi ağırlıyorlar. Ondan dolayı Afganistan halkına çok Türkiye halkına çok teşekkür ediyoruz. Evet, değerli izleyicilerimiz, bugün Dışişleri Bakanlığı'nda Stratejik Araştırmalar Merkezi Müdürü bizimle beraberdi. Kendisi Veliullah Şahin değerli konumuz bizimle beraberdi. Afganistan halkı, Afganistan'da var olan durumlar ve Afganistan'la alakalı aklımıza takılan meseleleri konuşmaya çalıştık. Sizi Allah'a emanet ediyoruz. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.